Merhaba arkadaşlar, Külahımı Anlat formatının birinci bölümünde Zafer Algöz ile ilgili konuşmuştuk. Zafer Algöz videosunda konuştuğumuz gibi yine ülkede çok şeyler oldu ve başka bir içerik üretemeden tekrar bu içeriği üretmek zorunda kaldık. Bugün iki olay üzerinde duracağız. Ufaktan ben külahımı da elime alayım. Olayları size bir özetleyeyim. İlk yaşamak zorunda bırakıldığımız olay, gariptir ki Isparta'da gerçekleşti bu olay. Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da belli konserler verilecekti. Bu konserlerden biri Funda Arar, biri Derya Ulu, bir de Melek Mossoy'du. Yani bu konserde AKP'li Isparta Belediyesi tarafından durulmuştu. Daha sonra gerici bir takım kesimler, gruplar tarafından belli baskılar oluşturuldu ve en son Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Kaya şöyle bir açıklama yapmış. Milletin parasının bu tür müptezellere harcanması da ayrı bir üzüntü kaynağı olmaktadır. Daha sonra da tahmin edebileceğiniz ve bildiğiniz gibi Isparta'daki bu konser ertelendi. Daha doğrusu iptal edildi. Bir diğer olayımız da Hakan Ural isimli bir şov sanatçısı mı diye, ne denir, sabah programı sunucusu mu? Hakan Ural isimli bir sabah şekeri. Hakan Ural isimli bir sabah şovmeni var. Bu hayır, sabah... Hayır, öyle de değil. Sabah programı. Kim abi bu? Sibel Can'ın eski kocası. Hakan Ural isimli bir şahıs var. Televizyon kanallarında belli açıklamalar yapıyor ve genelde provokatif açıklamalar oluyor bunlar. Bu sabahta şöyle bir tespitte bulunmuş. Hakan Ural 2 nokta üst üste. Z kuşağı oy kullanmamalı. Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin geçmişini bilmiyorsun. Bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun ama oy atıyorsun. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Şimdi bu iki tane fiyaskodan sonra külahımı bırakıyorum artık. Şimdi önce Melek Mosso'nun konser iptalinden bahsedelim isterseniz. Şimdi ülkede şöyle problemler yaşanıyor. Genelde benim çevremde de neden sonuç ilişkileri yanlış kuruluyor. Bu neden sonuç ilişkileri yanlış kurulduktan sonra bu da belli şeyler sebebiyet veriyor. Yani sonucun istediğin gibi olmaması bunlardan bir tanesi. Şimdi burada da bir yanlış bir neden sonuç ilişkisi var. Bir konserle yine garip bir biçimde ahlakı organik bir bağ varmışçasına birbirlerine bağlıyorlar. Yani bir konseri veren ahlaksız oluyor. O konsere giden de dolayısıyla ahlaksız oluyor. Ama mesela bundan çok ayrı, herkesin bildiği türde bir ahlaksızlık ise vatanseverlikle mi diyeyim? Yani bir şeylerle bağdaştırılabiliyor. O yüzden buradaki temel problem kesinlikle neden sonuç ilişkisinin yalnız kurulması. Bu arada Derya Ulu'yla Funda Arar da konsere katılmayacaklarını belirtmiş. Onlar da konsere katılmayacaklarını belirtmişler ki burada da ayrı bir paradoks ortaya çıkıyor. Yani ben bir noktada sağlam bir duruş gösterdiklerini düşünüyorum. Fakat sonuçta bu biraz da aslında Ispartalı gericilerin istediği gibi de oluyor. Yani sonuçta bir orada da konser düzenlenmemiş oluyor. Ahlakım düzgün. Melek Mosso'yu dinledim. Çıkışta ahlakım bozulmuş olarak mı çıkıyorum? Ya ben zaten ahlakla herhangi bir konseri birleştirmenin tamamen yobazlık göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yani tabii şeyle ayrı bir tartışma. Şimdi ahlaksız, tırnak içinde ahlaksız bir şey izleyen de ahlaksız oluyor mu? Şimdi şöyle bir alıntı okumak istiyorum. Ben bu da biraz uzun bir alıntı fakat yani olayı biraz daha metaforik ve alt metinde düşünebilirsek olayı anlayacağız tamamen. 2010-2014 yılları arasında yürütülen Viyana merkezli dünya değerler araştırması, işler kıt olduğunda erkeklerin iş sahibi olma hakkı kadınlarınkinden daha fazla olmalı ifadesi karşısında bazı tepkiler aldı. İzlanda'da halkın %3.6'sı aynı fikirdeyken Mısır'da bu oran %99.6'ydı. Kitapta şöyle devam ediyor. Bu farkın nedeni nedir? Kültür, din, gelenek, gelir seviyesi gibi basit açıklamalar yapılabilir. Ancak ekonomikteki bir çalışma saydıklarımızın hiçbirine değinmez. Geçmiş 200 yılın verilerini dinden savaşa ve petrolün varlığına varıncaya kadar her şeyi inceleyen yazarlar bir grup ülkede toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilişkili kilit unsurun her nasılsa belirli bir tarım teknolojisinin kullanılmaya başlanması olduğunu buldu. Saban. Saban kullanma geleneğine sahip bir toplumda yetişen bireyler cinsiyet eşitsizliğini sadece yurtlarında sürdürmezler. Göç ettiklerinde bile bu onlardan ayrılmaz. O halde M.Ö. 2600'de Mısır hiyerogliflerinde resmedilecek kadar eski bir çiftçilik aleti 21. yüzyıl şovenizm isminden nasıl sorumlu olabilir? Geçmişimizde o tarladaki çiftçilik, ekme biçme kültürüne, geçmişe dayanıyor. İşçiliğine, emeğine. Evet, yani bu çok alakasız bir kitap. Yani Türkiye'de yazılmamış ve Türkiye ile ilgili içerisinde herhangi bir deneyim olmayan. Evet, bilgi de barındırmayan bir kitap. Fakat böyle bir çıkarıma varıyor. Yani bizim önce bu Melek Mosso Isparta Gül Festivali'ndeki şovenizminden, daha sonra da biraz sonra sabah programı sunucusu Hakan Ural'ın şovenizminden anladığımız kadarıyla bu tez aslında en azından doğru gibi gözüküyor. Yani şöyle bir şey var. Herhangi bir sahne sanatıyla ahlaksızlığın ya da ahlaklılığın organik bir bağı yok. İşte sevdiğim bir sanatçı var diyelim ve bu erkek işte bir gün çıkıyor diyor ki mesela aşıda bize çip takacaklar. Adamın böyle bir açıklaması var. Zaten dünya düz olduğu için takacaklar çiple dünyadan birlikte. Dünyadan düşmemiz için çip takıyorlar. Evet, yani işte gidiyor mesela diyor ki abi Almanya'da hani o kadar şey de değil gözünüzde fazla büyütmeyin diyen biri
var. Ama mesela sen şarkısını çok seviyorsun. Sabah bu röportajı verdikten sonra sen hala o şarkıyı aynı sevmeye devam edebiliyor musun? Bak devam etmeli misin demiyorum. Devam edebiliyor musun? Ya devam edemem. Bak ben de senin gibi düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum ben. Dünya düzdür ve bize çip takıyorlar diyen adamın şarkılarını seviyorsak aynı şekilde sevmeye devam etmeliyiz. Evet. Fakat ben de sevemiyorum. Yani aslında Melek Mosso'ya yapılan bu durum Melek Mosso'ya da ilgili. Yani Melek Mosso bir yaşam standardını temsil ediyor. Ve aslında yaşam tarzına bir müdahale. Yani buna diyecek bir şey yok. Başka bir yaşam tarzına müdahaleye geçelim. Ne var ya? İnsanlar aşka küsmüş. Sen onlar gibi olma. Kimse işte Melek Mosso'yu tam ezberi bilemez zaten. Kimseler. Aşka küsmüş. Sakın onlara kıyma. Bir noktada şaşırmamak da beni artık hani şaşırtmıyor. Bu da kötü bir şey ama ya bir noktada da gerçekten böyle hani sanatın herhangi bir dalına düşmanlık beslemeyen bir yobaz görelim yani. Ya öyle ben hiç göremedim ya. Hani adam desin ki ya ben yobazım. İşte ne bileyim kadınlar evden çıkmamalı. Ama atıyorum abi Shakespeare ya. Yani Kral Lear abi. Yani yok işte yok. Onlara Uğur Işılak. Onlara Uğur Işıldak. Işıldak mıydı? Işıldak. Işıldak. Işılak. Işılak. Onlar Uğur Işılak. Diğer konuya geçeyim. Diğer konu Melek Mosso yapılan ayrımcılığın kadar önemli değil. Fakat bu konu, yani bu Hakan Ural'ın konusu gerçekten çok enteresan. Ya ben tekrar izledim açıklamalarını. Çok emin. Yine şey olduğunu düşünüyor. Hani abi bunlar geçmişi bilmiyor. Gelecekle ilgili nasıl karar verebilirler? Ve buna inanmış. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi mesela ben Z kuşağı değilim. Fakat Z kuşağı olduğumu düşüneyim. Ben şu anki durumdan memnun değilim. Çünkü bir önceki konuya döneceksek ben Melek Isparta'da yaşıyorum. Melek Mosso konserine gitmek istiyorum. Fakat Melek Mosso konserine çeşitli sebeplerden dolayı gidemiyorum. Ben de bundan memnun değilim. Ben bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Isparta'nın artık yerel belediyesini mi değiştirebilirim? Artık yani anladın mı? Ya da en baştan Cumhurbaşkanı'nı değiştiririm. Sadece yapabileceğim bir şey var. Çünkü artık tırnak içinde sokakta herhangi bir protesto gösterisinde bulunmak da ahlaksız ve anarşistçe ki evet. Anarşist demek de o değil. Yani onlar vandallıkla anarşizmi de çok karıştırıyorlar. Anarşizm öyle bir şey değil. Anarşizm sadece devletin olmayacağı bir dünyada işlerin dağ rayında gideceğini savunan bir şey. Yani anarşizmle atıyorum direkt yıkmanın herhangi bir bağlantısı yok. Yani işte kaldırım yakmanın falan. O vandalizme giriyor. Bu anarşizm. Neyse o farklı. Ben ne yapmam gerekiyor bu zeykuşağı olarak? Isparta Kule'nin yerel seçimlerinde A Partisi ben memnun değilsem B Partisi'ne oy verebiliyorum sadece. Fakat bu Hakan Ural onu da benim elimden alıyor. Ben sadece duracağım ve ülkenin beğenmediğim şeylerle alakalı, ülkede yaşanan ve beğenmediğim şeylerle ilgili yaşlanmayı mı bekleyeceğim? Yani 18 yaşında gidemediğin konserin nedenini değiştirebilmek için 25 yaşını bekleyeceksin. 25 seyi, 25 seyi. Ve bu konsere kadar içeceğin kahvede de bu yönetimin, ekonominin kötü yönetimin etkisini görebiliyorsun ya. Bir kafeye gidiyorsun. İşte 12 TL içtin kahveyi. Bu sefer 25 TL içmeye başlayınca da anlıyorsun. Diyorsun ki ülkede bir şeyler ters gidiyor demek ki. Z kuşağından birisi ekstra bir ölüm yaşamazsa yaşlı birisi daha az süre bu ülkede yaşayacak. Yani 10'da 9 böyledir. Yani daha yaşlı daha çabuk ölür. Evet. Bu yaşlılara ülkenin geleceğiyle ilgili herhangi bir kaderi tayin etme şansı bahşedilirken mesela atıyorum ben şimdi 18 yaşındayım ve hani 78 yaşında öleceğim ve hani 60 yıl bu ülkedeyim. Benim karar vermem daha iyi değil mi bu ülkeyle alakalı? Hani boomerlarda garip bir böyle bir tecrübe fetişi durumu var. Yani bir tecrübenin her şeyden üstün olduğunu zannediyorlar. Fakat o Z kuşağının memnun olmadığı şartları yaratan da bu tecrübeye sahip kişiler. Tecrübenin Z kuşağı için çok bir yeterliliğin olmadı. Burada aşikar. Çünkü senin tecrübeyle aldığın kararları ben beğenmiyorum. Demek ki senin tecrübene bu noktada güvenmemem lazım. Çünkü senin tecrübe diye övündüğün şey beni senin dediğin gibi kahveyi 25 lira almak zorunda bırakmış. İşte belli kişilerin konserlerini izlemek zorunda bırakmış. Ya bu noktada benim senin tecrübene nasıl bir saygı duymamı bekleyebilirsin ki yani? Son bir cümleyle kapatacağım. Artık kapatırken videonun sonunda külahımı elime alacağım ve külahıma daha önce külahıma anlat formatına tırnak içine malzeme olmuş bireyleri, kişileri. Şimdi böyle başlıyorum. Zafer Algöz, Isparta Gül Festivali Isparta Gül Festivali savunucuları, Hakan Ural, nice nice konuklara diyoruz. Sıradaki programı merakla bekliyorum gündemimizle. Şimdi sıradaki programla ilgili Tahminde bulunalım. Hani böyle bir isim. Şunu saçmama dönemi geldi gibi bir isim. Var mı aklında? Ben Gülben Ergen diyorum. Gülben Ergen geldi. Jahreyn var ya. Yani Jahreyn var. Saçmalıyor. Jahreyn var. Jahreyn de geldi gelecek gibi. Yeah. Ben de Doğuş diyorum. Evet programı kapatıyoruz. Program için tabii biz vefalı bir ekibiz ve burada adını geçirdiğimiz insanları bir teşekkür de borç biliyoruz. Zafer Algöz, Isparta Gül Festivali savunucuları,
ve biraz büyük farkındaysan Hakan Ural'a çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü bölümde Gülben Ergen, Jahrein ya da Doğuş'la birlikte görüşmek üzere. Onları da ayırdım. Görüşmek üzere.